burada özellikle Suriye konusunda bakın şu net olarak gözüküyor değerli arkadaşlar. Yani özellikle biraz önce söylediğim konuya tekrar dönecek olursak yani bu ılımlı muhaliflerin eğitilme konusunda sanki Suriye'yi bölmek için bir plan var. Büyük Orta Doğu projesiyle başlayan bir plan. Ve bunun da taşeronlu Türkiye'ye verilmeye çalışılıyor gibi bir fotoğrafla şu anda karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu asla kabul etmemesi lazım. Türkiye'nin asla bu işin içinde olmaması lazım. Türkiye'nin Suriye'nin dillendirdiği, bugüne kadar dillendirdiği toprak bütünlüğü fikrinden, stratejisinden, politikasından asla vazgeçmemesi lazım. Kim olursa olsun. Yani bunu Türkiye'ye hiç kimsenin dayatmasına ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Avrupa Birliği, ne başka bir güç hiç kimsenin bunu Türkiye'ye dayatmasına fırsat vermemeleri lazım. Asla bunu kabul etmemeleri lazım. Çünkü bunun da en ağır bedelini tabii ki önce Suriye'deki kardeşlerimiz, Suriye vatandaşları öder ama ikinci sırada Türkiye öder değerli arkadaşlar. O batılı güçlere, Amerika'ya, emperyalist küresel güçlere onların tek derdi var, orayı sömürmek değerli arkadaşlar. Bütün yapılan iş budur. Bunun neticesi budur. Başka bir, kendi çıkarları için bunu yapıyorlar. Yani ne Suriye'deki halkı düşünüyorlar, ne Türkiye'dekini düşünüyorlar. Ne Arap onların umurundadır, ne Türk, ne Türkmen. Hiçbirisi umurlarında değil. Hatta yok olmalarını isterler. Ne kadar az Kürt, ne kadar az Türkmen, ne kadar az Arap olursa o coğrafyada onlar için daha iyidir. Çünkü o derece problemleri azalmış olur. Onun için Türkiye yönetenler bu bilinçle hareket etmesi lazım. Bunu asla elden bırakmaması lazım değerli arkadaşlar.